En zor anlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Ayakkabı Dergisi vloguna daha hoş geldiniz. Şimdi giyindik arkadaşlar, çıkıyoruz. Bir işim var. Hem çıkmışken spora da gideyim istiyorum sabah erkenden. Evde de temizlik günü zaten. Dışarıda olmam daha iyi olacak. Şöyle giyindim. Ufaktan hani çok ne giysem bilemedim. Yaklaşık bir iki haftadır da evdeyim, spora falan da gitmiyorum. Hani çok böyle şeyim yani. Ne giyeceğim şimdi ya? Zaten kendimi çok böyle enerjik hissetmediğim için. İnsan böyle ara verince veya uzak kalınca da tekrar başlaması inanın daha zor oluyor. Şimdi dedim ki hani güzel bir şeyler giyineyim, edeyim bari, kendimi hissedeyim. Şöyle bir kombin yaptım, grili. Yani bu tight'ımı giyesim geldi, bu şortumu giyesim geldi. O yüzden öyle oldu. Hani dedim ne zamandır şu Chicago Bulls'u giyesim var. Bu tight'ta arkadaşlar altında yoga tight'ı aşırı rahat oluyor. O yüzden hani bu ikili böyle bir grili kombin yaptım, zaten bu şort her şeye gidiyor. Altıma ne giyeceğim? Şu an işte oradayım açıkçası. Hangi ayakkabıyı giysem, ne yapsam? Aklıma da hiçbir şey gelmiyor ya. Gerçekten. Son zamanlarda aslında bu KD12 kırmızılarımı giyebilirim bak. Onlar güzel olabilir. Ufak bir basket de belki atabiliriz. Evet, çok mantıklı oldu. Tamam, sizle konuşurken şu anda şeyi yaptım. Kombine yaptım kafada. O iyi olabilir. Sonra arkadaşlar bugün geldiğim zaman dolabı yerleştireceğim. Üstüne bir de satacağım ayakkabıları, yani elimden çıkarmak istediğim ayakkabıları bir 10 tane falan seçeceğim. O yüzden hani güzel bir vlog olacağını tahmin ediyorum. Artık yeni ayakkabılara yer açmam lazım. Şunlar hep mesela yeni aldıklarım, ettiklerim. Arabada var birkaç tane. Ve hani yeni de almaya da devam ediyorum. Geliyor. Şuradaki bayağı bir işte hiç kullanmadıklarım falan var. Onlardan elimden çıkartayım istiyorum. Yani zaten bu elimden çıkartmayı düşündüğüm ayakkabılar piyasada artık pek olmayan ayakkabılar olacak. Takipte kalın. Hani bir spor yapıp gelelim. Sonra bakalım neyi satacağız, neyi şey yapacağız. Şimdi hemen şu ben kombini bir tamamlayayım. Aslında kaç zamandır giyilmedi. Bunlar da güzel gidermiş ha. Ne diyorsunuz? Aynen ha, bunu mu giyseydim? KD11. Neyse bir şu bir dursun. Bir de bak bu daha güzel olacak sanki, değil mi arkadaşlar? Şöyle kombine bakın. Gri çorapla. Aynen aynen. Bunları direkt giyelim. Direkt sizle konuşurken aklıma geldi. Güzel bir kombine olacak. Özlemiştim ya. KD'ler güzel gidiyor. Burada KD 15'leri galiba. Yavaş yavaş KD giymeye başladı. Yakında o çıktığı zaman da onu inceliyor oluruz. Evet, belki bugün bir alışveriş de yapabiliriz ya. Hard'ım ol 6'yı alayım edeyim diyordum. Evet, şimdi aklıma geldikçe geliyor. Vlog başlangıç yapınca gerisini de getirebiliyorum. Hoş geldiniz diyorum tekrardan. Let's go. Germeleri bitirdik. Biraz basketbol yapalım mı? Ne dersiniz? Şöyle işte telefonu falan da çıkartayım arkadaşlar. Evet. Bayağıdır buraya gelmemiştim açıkçası. Genelde spor yapıp çıkıyorum. Bugün ama böyle giyinmenin şerefine diyelim. Bir iki basket atalım. Benim bayağı sıkıntılı olduğu için açıkçası gelmiyorum, yoksa hani şey değil. Hani çok canım çekiyor ama kendime hani şey yaptım. Yok dedim, basketbol oynadım. Her daim sıkıntı çıkartıyor. Şimdi ufak tefek bir iki atış yapalım. Şöyle toplara bakıyorum ama toplar biraz kendinden geçmiş gibi duruyor. Biraz oynanası olan varsa onunla atış yapalım. Sonra da sporumuza geçeriz. Ama böyle bomboş olması bayağı hoşuma gidiyor. Rahat rahat takılabiliyorum. Hadi bakalım.
Evet, güzel bir spor seansından sonra şimdi eve döndüm arkadaşlar. Ve yavaştan şu ayakkabıları ayırma işine bakalım. Sonra dolabımız temizlenmiş, dolabımıza da yerleştirelim. Bir 10 ayakkabıyı falan seçmek istiyorum. Satışa sunacağım, elimden çıkarmak istiyorum. Hadi şimdi onları ayıklayalım. Evet. Şimdi nereden başlamayı düşünüyorsun? Şimdi şurada genelde yeniler var. Yani yeni aldıklarımı buraya hızlıca koyuyorum. İncelemediğim bazen, hatta bazı videosunu çekmediklerim falan var. Şunlar genel itibariyle görsel güzel olan ama hep yeni sayılabilecek. Satacaklarım daha çok o taraflarda diye düşünüyorum ama ya şimdi de şuradan da bakalım burada ne var satabileceğim. Var mı, çıkar mı? Vaynatlar var, lübranlar var. Ya daha yenileri satmak istemiyorum arkadaşlar. Eski, tertemiz, hiç giymediklerim falan var. Onları satasım var. Bakalım neler olacak. Şu taraftan gelelim. Şimdi ne zamandır konuştuğumuz vardı. LeBron değil de pardon Jordan 31'ler. Şuradan bakayım hatta başlayayım ya. Ne var burada? Why Not Zero 0.1. Bunu satabilirim aslında ama bir yandan da ya hem vazgeçesim var hem kıyamıyorum da. Şurada. O mükemmel. Evet. Hiç dışarıda giyilmedi. Sadece birkaç defa arkadaşlar spor salonuna falan girmiştim. Tertemiz ama bu da böyle bir şey de bir daha çıkmaz bulamam diye duruyor. Bakayım sayı çok yetersiz olursa o zaman düşün. Bence şey yine bir ayır onları. Hı. Şurada ne var? Mesela pahalarda Wall 4 var. Evet. Bence bu verir. Bu olabilir. Aynen bunu çıkartıyorum arkadaşlar. Rengi güzel ama benim için çok uygun bir ayakkabı değildi. Şimdi çıkartayım. Bakalım daha neler var. Şu Crazy BMY'yi satabilirim. Şu pahalıyı almıştım onu ya. Evet. Biraz ayağımı sıkıyor. Çünkü doğru düzgün giyemedim sanki onu. DM5 güzel. Nike by you. Şunu ayırayım mı diyorsun? Ayır bence. Ne hani. Çünkü böyle yaparsam ben hiçbir şey satamayacağım. Vazgeçemeyeceğim. Fiyatlar hakkında bu videoda bir şey bahsetmeyeceğim arkadaşlar. Instagram'dan satıyorum. Instagram hesabından satıyorum. Gidip orada bakabilirsiniz. Şu an sadece hangi ayakkabı seçeceğiz. Ha, bu arada ben birebir ilgilenmiyorum. Bir arkadaşım var. Ona söylüyorum. Ayakkabı resimlerini ona gönderiyorum. O bütün konuşmaları o yapıyor. Hani fiyatta pazarlık yapmamasını söyledim. Sadece hani alacaksanız alın, almayacaksanız gerek yok. Ama en azından neler seçiyoruz. Bu zevkli olur diye düşündüm. Buralarda öyle bir şey oldu ki artık hani. PG1'lerden düşünüyor musun? Yok, bir tane geçen sattım ondan. Şu an için pek satasım yok, o yüzden şu PG4 var, o hangisi? Evet, o olabilir. Bu şey var, yok bunu satmayı düşünmüyorum. 4'ü çok seviyorum açıkçası. Bir tane daha 4 var, ayağıma uymayan. Onu satacağım. Şu var, çok güzeldi zamanında. Hatırlarsan bayıla bayıla giyiyordum. Şu, ne diyorsun? Evet, olabilir. Harika bir ayakkabı ya. Bence bunu ben yakın zamanda tekrar giyeyim, satmayayım da. Bu da güzel oluyor. Ne? Bence bayağıdır unuttuğum bir ayakkabıydı. Hiç aklıma bile gelmiyor değil mi? Marki Busto. Bence dursun. Şöyle eğer hani yine sayıya tutturamazsak. Ama şu ikisi olabilir. Tamam. PG Danishu. Şu biri. Yani bunu bir daha ben kolay kolay giyeceğimi düşünmüyorum. Bunu evet. Satayım. Elden çıkartayım bence bunu. Ama renkli renkli çok isteyen takipçimiz olduğu için güzel olacak. Daha çok renklerden satacağız. PG1 var. Jordan 35-34 Low var. DM4. Nike Fly Ease. Bunu satmak istiyorum arkadaşlar. Yani hiç giyebileceğimi düşünmüyorum. Şimdi eskisi kadar da çok basket oynayamadığım için zaten sadece yeni ayakkabılar bana fazla fazla yetiyor. Ne diyorsun? Evet, çok olabilir. Güzel bir ayakkabı. Tertemiz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir sıkıntısı yok. Sadece kağıdı açarken yıkmışım. Şurada teknolojisini gösteren güzel bir ayakkabıydı. Çok da pahalı bir ayakkabıydı o zaman çıktığı zaman. Hatırlıyorum. Evet, birileri uyanmış. Minik adamlar uyanmış. Evet, sonra bu dediğim sana 98 Crazy BYW var. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya çok güzel bir ayakkabı. Çok da güzel duruyor eşofmanların altına falan. Hı-hı. Fakat bana küçük geldi. Yani 44.5 almışım. Nasıl küçük geldi bilmiyorum. İşte aslında arkası çok petlemeli olanlarda da oluyor. Yani bunu 45 almalıymışız. Tabii aldıktan sonra geç fark ettik. Sonra fiyatı da çok pahalanmıştı. Zaten zor bulmuştum bunu. Bir de bu tarz koleksiyon tarzı ayakkabılar oluyor. Bunu da satabilirim. Şöyle koyayım bunu da. Satılacakların arasına. Şimdi Jordan'ı şurayı bitirdik. Aşağı doğru gelelim. Şurayı ben günlük ayakkabıları ayırdım. PG ve kompozit. Günlük düşünmüyorsun herhalde. Yok, günlükleri zaten giyiyorum. Kayrı 5 var bir tane. Aslında kayrı 5 olabilir mi? Siyah kayrı 5 evet. Mi? Evet.
Şöyle arkadaşlar. Tertemiz baksana. Harika evet, duruyor. Evet, bayağı güzelmiş. Bu duruyor, ne diyorsun? Yani bunu da satarsan bir daha bulunmayacak bir ayakkabı ya artık. Bir de gerçekten bence en iyi Kyrie'ydi bu. Hatta yani Kyrie yapan ayakkabılardan bir tanesiydi bence. Çok fena tutmuştu ve farklıydı. Bilmiyorum, bunu düşüneyim ya. Bir düşünelim bakalım. Şu tarafa doğru koyuyorum yine. Bazen koyuyorsun sonra vazgeçiyorsun ya zaten. Evet, zaten Instagram'dan görürsünüz arkadaşlar. Şu anda sadece seçiyoruz. Efendim anneciğim. Bak pompa buradaymış. Ama o şey. Aa, yok işte top pompası. Ha, top pompası. Aynen. O kadar aramıştık ki arkadaşlar. Burada. Diyorum buradaydı ya. Buradaydı. Gitmiş olamaz diye diyordum. Neyse. Yenisini alacaktım hatta. Güzel oldu. Bak bu video iyi oluyor ya. Neyim var neyim yok. Ha, bu arada koleksiyon videosu çekecektik aslında da. Onu bir türlü bir araya gelip de çekemedik. O yüzden dedim artık satayım. Hani çıkartmadan önce elimden şey yapayım istiyordum. Evet. Evet, bu ayakkabıyı da satasım var. Siyah. Hmm, evet. Evet, hiç giymedim güzel arkadaşlar. Ne dışarıda ne içeride. Tamamıyla ilkinki gibi duruyor. Şu içi şeyinde bakar mısın? Harika bir ayakkabı. Jordan 31. Çok güzel. Bir tık da küçük geliyor ayağıma. Beyazını satmıyorsun tabii. O benim hediyemde. Beyazını giyiyorum, kullanıyorum. İki de almışım diyorum ama bir yandan da hiç giymiyorsan üstü deri vari. Çok güzel bir ayakkabı gerçekten. Bunu satasın var. Anne. Ya böyle güzel ayakkabıları da elden çıkartınca şey alıyorsun. Bu kadar materyalist değilim falan tarzında. Şöyle koyuyorum arkadaşlar. Vazgeçebiliyorum. Burada. Evet. Güzel ya. Azaltmak istiyorum kesinlikle. Yani şunu biraz daha sakinleştirmek istiyorum bu odayı. Kobe var. Kobe'ler. Retro'lar. PG 2 var. 29 var. 29'u satsam mı diye düşünüyorum ama. Ya mükemmel bir ayakkabı. 29'u mu? Evet, Amerika'dan aldığım var ya. Yok ya. Onu... Jordan 31 Low, LeBron Low. Şunu bence satabilirsin. 4 mü 5 mi şu? Şu mu? 6 mı? Şu mu? Hı-hı. Winterized mavisi. Yok ya, onu satmak istemiyorum. Winterized demiyordum ben. Ha şey, 5'i diyorsun. Hı-hı. 5, onlar bu tarafta. Bu da var. Burada neler var? Burada günlükler falan var. Kırmızılar. Kırmızılar. Neymiş bu? Oğlum baban senin şey mirasını satıyor. 32 paylar var. Anne! Bir de şimdi güzel yakalar bunu duruyordu. Efendim? Efendim oğlum? Evet, drone. Drone uçurmuştu baba. Ben şunu satmak istiyorum sonracıma. Step back arkadaşlar, tertemiz. Ha evet, çok olabilir. İyi. Biraz daha bütçeli, uygun fiyatlı olarak bunu satabilirim. Bunu düşünüyorum. Evet, sonra şu Puma Disc Rebirth'ü satmak istiyorum. Pek kullanacağım bir ayakkabı değil arkadaşlar ama çok güzel. Yani renkleri bile yani 1500 liralar falan. Biraz daha belki uygun verebileceğim bir ayakkabı yine bu olur. Şu an kaç oldu? 2, 4, 8 oldu. Şunu saysan 9. Şunu saysan 10. Zaten 10 tane düşünüyordum. Ondan fazla istemiyordum. Yine 2 tane belki Kyrie 5'ten vazgeçersen diye. Şey var. Curry 4 mü 5, 6 mı? Onu satasın vardır. Şuraya da bir daha bir bakayım. Bence şunu da satabilirsin. Neyi? Şu siyah beyaz. Evet, sonra şu var arkadaşlar. Dan Issue yine. Kutusu çok güzel bir ayakkabı ama artık giymeyeceğimi düşündüğüm bir ayakkabı olduğu için bunu satacağım. Yine bu da uygun satacağım ayakkabılardan bir tanesi olabilir. Şöyle koyuyorum. Bence bir tane daha bulabilirsin. Yok yok, var. Şu en alttakini zaten var. Oraya ulaşana kadar bir şeyler çıkıyor zaten. Tekrar tekrar bir şeyler geliyor. İşte boş kutular da varmış bu arada. Yenilik modellerin boş kutuları. Şunu satsam mı? Hiç giymedim. Bir defa giyecektim. Onda da eşim şey oldu. Ne oldu? Engel oldu. Niye engel oldum ya? Pro Model 2G. Ha. Yani ben hiç dediğim gibi bu bir hoşuma şey gitti. Yapmadı beni. Şu an gerçek fiyatı ne kadar bunun? Satılıyor hala. Merak ediyorum. Bir daha bakacağım. Satmayı düşünmüyorum ama giyemediğim ayakkabılardan biri böyle duruyor. Efendim? Kucak. Kucak. Ben şunu satacağım. Ay. Aa, baba bak hangi ayakkabıyı gösteriyor. Evet, bayağı burada satacaklarım varmış ya. Anne baba. Evet. Kedi trevler var arkadaşlar. Hı-hı. 7 mi bu? 8 mi? Artık kaçsa. Bunları şey yap. Trev 5 ama baksana şuraya. Kedi trev 5, 8 oluyor aynen. Beş, bunu satacağım yine bütçeli olarak satabileceğim. Anne.
modellerden. Aslında şuna gerek yokmuş o zaman ya. Kayrı 5'e de gerek yok. Zaten bayağı bir satacağım şey çıktı. Vinyl'a da yok o zaman. Vinyl'a hiç gerek yok zaten. Şu anda Vinyl'a çıkartacağım oradan. İyi oldu Joe. Tane var. 3 tane yok bak. Aa, bak top. 2, 3, 4, 5. Aa, sarı top. Al sarı topunu. Sen şunu diyordun. Yok ya, bu satılacak ayakkabı değil bence. Şu. Geçen de arkadaşlar bunu yanlışlıkla çıkartmışız. Buradan geçmek de zor oluyor. Arkadaşım yanlışlıkla bunu Instagram'dan satıldı olarak çıkartmış ama satılmamıştı. Bunu da satacağım. Bunu da yine öyle çok pahalı satmayı düşünmüyorum. Aslında giyebilirim ya bunu. Ya Under Armour böyle basketbol ayakkabısı, sporda giyeceğim ayakkabılar çok yok. Bilmiyorum. Düşüneyim bunu. Yani satışa çıkartmayı düşünüyorum ama eğer hakkından az ederse gerek de yok yani çok fazla. Şurada bir tane daha var. Ben ne var? Kalbet, şunu satalım diyorduk. Çok koleksiyonluk güzel bir ayakkabı ama. Evet, çok güzel. Bunu yani güzel bir fiyata... 5! Seni yerim. Şu güzel bir fiyata giderse bunu da düşünebilirim arkadaşlar. Aslında zaten en baba güzel ayakkabı bu olur. Kaybet. Yani şu renk mi sizce? Yoksa siyah mı? Yani çok sağlam, çok güzel değil mi ya? Çok evet, güzel. Harika. Ay yok ya. Evet, bu koleksiyonda bu dursun, tamam. Şuraya koyuyorum. Şurada şey var. Altta neler var? Şunu satacağız. Bunu da yanlışlıkla çıkartmış mıydı bir şeydi? Abi dedim bunu da sildim yanlışlıkla. Tekrar resimlerini göndereceğim. Evet, bu kadar. PG4'ün bu rengi zaten bu ayağıma uymadı. Hiç giymedim de zaten bunu. O zaman kaç oldu? Şunu çıkartacağız. 2, 4, 6, 12, 11 tane ayakkabım var. Marki Buslow'u satmak istemiyorum şu an için. Kyrie 5'i satmak istemiyorum. Tamam, bu şekilde arkadaşlar. 12 tane ayakkabı. Güzel oldu ha. Satacaklarım. Buslow. Evet. Yani bunların hiçbirini unutsam unutacağım ayakkabılar. Pardon, şu ve şu haricinde. Ama şundan çıkartasım var. Yani ayağıma biraz küçük geldiği için çıkartmak istiyorum. Şunu dışarı çıkartayım çünkü onu satmak istemiyorum. Westbrook. Evet, güzel. 11 tane ayakkabı buraya biraz olsun, rahatlatır. Marki Boost'u da ekleyebilirsin bence. 12 12 miydi? Aha, 12 yapalım. Bir niyeyse Marki Boost'u çıkartasım gelmedi, biliyor musun? Evet, tatlı bir ayakkabı. Yani bir de Boost modelleri artık Adidas'ın çok fazla hoşumuza giden şeyler olmuyor. Onu da o yüzden satasım gelmedi. Belki bir 3. dalga satarsam. Çünkü 10-15 tane ilk sattık arkadaşlar. Zaten sessiz sedasız ben birçok şeyi elimden çıkartıyorum, yakın çevrem arkadaşlarıma. Tek tük böyle oluyor. Fakat bunu da şimdi toplu toplu söylemiştim Instagram'dan, bayağıdır satacağım diye. Bu şekilde satacağım ayakkabılar. Instagram'dan aşağıda adres vereceğim. 80store 2021 miydi? Öyle bir ismi vardı. Aşağıda link var, direkt tıklarsanız. Aynı zamanda beni Instagram'dan takip ederseniz Instagram'dan zaten fiyatları, resimleri, detayları, her şeyi görürsünüz. Bu şekildeydi. Biraz şimdi diğer tarafta düzelteyim. Vlogumuza devam edelim. Bir yemek falan yiyeceğiz herhalde. Bir de arkadaşlar dün Sedat kardeşimle çok güzel bir PlayStation seansı yapmıştık. Onu da videonun arkasına koyacağım. Keyifli olacak. Umarım şu ana kadar da beğeniyorsunuzdur. Takip edip abone olmayı unutmayın. Bu şekilde satmayı düşündüğüm ayakkabıları ne diyorsunuz? Yani diğer farklı olsa, şu olsa alırım dediğiniz modeller var mı? Yani genel itibariyle bunlar yeni olduğu için benden almanızın bir manası yok. Gidin farklı yerlerden alabilirsiniz. Ama işte bunlar biraz daha 4-5 yıl, 6 yıl geçtikçe, eskidikçe daha değerli, daha mantıklı oluyor satılması. Şu an için yani bende de var. Başka yerden de alırsınız. Neyse, bu bebiş biraz şey yapıyor. Sonra İlgi görüşürüz. İstiyor. Aynen. Evet, şimdi Sedat kardeşimin evine geldim arkadaşlar. Biraz NBA 2K atalım. Sedat çok iyi oynuyor bana göre. 2K 22 ben pek evde alışamadım. Bir de indirmedim daha doğrusu. O sıkıntım o. Sedat iyi yapıyor. Savunmayı çok iyi yapıyor. Üçlükleri çok iyi atıyor. Geçen geldiğimde son maçı ben almıştım. Öyle eve gitmiştim yani. Başararak gitmiştim. Tabii öncesinde 5-6 defa belki yenilmişimdir. 5-6 olmasa da bir 3-4 yenilmişimdir. Bakalım şimdi neler olacak. Hadi yukarı çıkalım. Ufakta bir gösterelim Sedat kardeşimin evini. Güzel bir yere yeni çıktılar. Keyifli bir gece geçirelim. Rüzgar. Kaç numaraydı? Kanka kapıdayım da kaç numaraydı? 3 numara. Aşağıdayım şimdi de. Yalnız bizim şifreyle aynı kanka, bu kadar olur.
Aynen, bizim binaya sen de girebilirsin yani. Eve giremezsin ama diyor. Kanka asansörden 3 müydü? 3. Tamam geldim, 2 asansör birden açıldı. Ya vlogla geliyoruz, vloga merhaba de. Vlogla mı geliyorsun? Aynen. Çok iyi, müthiş. Sen de bir dostu. Hadi bakalım görüşürüz, aç kapıyı. Hadi baba. Şifrelerimiz aynı çıktı arkadaşlar, bina şifrelerimiz. Herhalde bu Mubit'e hep aynı şifreleri mi veriyorlar, ne yapıyorlar? Yakın bir yere taşındı bana baya. Öyle olunca çoğumuz kolay oluyor tabii ki. Yanlış yere gelmedik inşallah. Diyecektim. Adam. Hocam seni pis yakaladık herhalde pizzayla. Ciddi misin? Seviyormuş. Şey, kayınvaliden beni seviyormuş ha. Hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bu kadar olur ya. Beni arayalı sen bir yarım saat falan oluyor ama. Ama ben denk getireceğim gücüm. Öyle mi? Sen geliyorum diyorsan en az bir yarım saat var. Var. Bu böyle. Bu da sizin kanka. Sen hayırdır, praktis mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Daha şunu da açtım ya. 3 saattir gözleri kanlanmış. 500 dakika sağlam, şunu da açtım kanka. Süpersin kanka. İyi hadi o zaman şey yap, ben de çok aç değilim ama atıştı, pizzaya da hayır denmez tabi. Tamam. Ortam şahane ama arkadaşlar. Şöyle ufaktan da göstereyim, şöyle dev bir L koltuğu var. Evet, gece çekimi modunu aldım. İnşallah şu şey gidecek ama yok. Herhalde televizyonun mavi ışığından olsa gerek. Biraz ekran böyle şey oluyor da. Şuraya alsan televizyonu efsane olacak da. O planım var hala değil mi? Hala var ama ben eve sadece işte bir saat uğrayabildiğim için. Adam sadece arkadaşlar spor salonunda ya. Evet, salonda 15 saat kaldım. Adamsın adam. Evet bu neymiş? 7 gün blue. Evet 0 kaloriymiş kanka güya. Aa, 0 kalori de şu şeyi slice'ı 1 kalori. O götürülüyor aslında. Kalori hesabı yapıyoruz bunda. Ben peki nereden geldim? Dev dilimler yedik pastacıda. Oradan geliyorum yani. Düşün kalorinin aslında dibine vuracağım ben bu gece. Sen şu an arkadaşım PT'siz abi. Doğru diyorsun. Sen diyorsun torpillisin ha. Süper. Sen geldin sözcüğümden daha mı kanka? Sıkıntı yok. Ben iddiayı kazanmışım ama zaten abi. Sen pizzaları ısmarlamışsın beni, evet, zaten. O aynı. Ortam çok iyi. Evet. Ne söyledin kanka bunda? Bu dönerli kanka da alepenos çıkardım ben. Onu sen seviyorsun. Şu zaman bunu ekleyebiliriz. Olabilir. Bu da karışık işte gibi ya. Güzel güzel. Evet arkadaşlar şimdi çıktım. Sedat'la güzel bir maç yaptık. Yalnız periyotlar 12 dakika kalmış. Çok uzun bir maç oldu. 3 periyot çok çekişmeli gitti ama son periyotta maalesef yenildim arkadaşlar. Ölünce de geriye düştüm bayağı, sonra da yenildim. Sedat kardeşim hakkıyla bileğin hakkıyla beni yendi. Güzel bir gece oldu. Bayağı sohbet muhabbet, şimdi çıkıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki defalarda görüşmek dileğiyle. Ekibe daha istedim.